Merhaba. Bugün size Excel'de mutlaka bilmeniz gereken 10 formülden bahsedeceğim. Bu formüllerden ilki eğer say formülü. Eğer say formülü bir koşula bağlı olarak ilgili verileri saymamıza yarayan formüldür. Eşittir. Eğer say dedikten sonra taba basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın aralık diyor. Buradaki bu verilerimin yer aldığı aralığımı seçiyorum noktalı virgül Ölçüt diyor Ölçütüme de Bakın tırnak işareti içerisinde Ürün 1 yazıyorum Tırnağı kapatıyorum parantezi kapatıyorum ve Entra basıyorum İlgili aralıkta seçmiş olduğum bu aralıkta 89 adet ürün 1 varmış Olacak şekilde bana saydırdı Aynı şekilde eşittir Eğer say dedikten sonra bakın aralığı sütundan seçiyorum. Yani sütunun tamamını seçiyorum. Noktalı virgül. Ölçütümü soruyor. Örneğin buradaki hücrelerden bir tanesini seçelim. Ürün 8'den kaç adet varmış onu saydıralım. Parantezi kapatıyorum ve enter'a e basıyorum. Bakın seçmiş olduğum hücreden 73 adet varmış olacak şekilde saydırma işlemini gerçekleştirdik. İkinci olarak göstermek istediğim özellik e-topla. E topla formülü de bir koşula bağlı olarak toplama işlemi aldıran formüldür. Eşittir. E topla dedikten sonra taba basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın aralık, ölçüt ve toplam aralığı olacak şekilde 3 farklı bağımsız değişkenimiz var. Önce aralığı seçiyorum. Bakın yine ürünlerimin yer aldığı verileri sütundan seçtim. Noktalı virgül. Ölçütü seçiyorum. Bu sefer ürün 8'in olduğu hücreyi seçtim. Noktalı virgül. Bu ürün bunun karşılığında hangi verileri toplamını alacağız? Toplam aralığını soruyor bana. Sipariş miktarının toplamını alalım. Parantezi kapatıyorum ve enter'e basıyorum. Bakın ürün 8'den 65.845 adet sipariş almışız. Geliyorum buraya. Eşittir E topla diyorum. Aralığı soruyor. Yine buradaki aralığı seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt diyor. Bakın bu sefer manuel olarak ürün 1 yazıyorum. Noktalı virgül toplam aralığını soruyor. Bakın bu sefer sevk miktarını seçiyorum, yine sütundan seçtim, parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi ürün birden 59.228 adet sevk edilmiş olacak şekilde benim koşuluma bağlı olarak toplama işlemimi gerçekleştirdi. Üçüncü olarak göstermek istediğim özellik bağıday say formülü yani bağımsız değişken say formülü eşittir. Bade say dedikten sonra taba basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın bana bir aralık soruyor. Ben buradaki sayılarımın yer aldığı aralığı seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi 3066 adet veri varmış burada. Bakın Bade say formülüyle burası çok önemli. Bade say formülüyle yalnızca içerisinde sayı olan verileri saydırabiliriz. Ne demek istiyorum? Eğer ben buradaki verilerimi şöyle C'den E'ye değil de A'dan E'ye olacak şekilde değiştirirsen ve Enter'a basarsan bakın sayım değişmedi. Neden? Çünkü A ve B'de gördüğünüz gibi içerisinde sayı olmayan harfler yer alıyor. Harfleri saydıramıyoruz. Dördüncü olarak göstermek istediğim özellik BAD dolu say. Yani dolu olan hücrelerdeki bağımsız değişkenleri say. Bakın bağ yazdıktan sonra direkt çıkıyor. Taba basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bu sefer bakın yine aynı şekilde A'dan E'ye olacak şekilde seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a e basıyorum. Bir önceki formülden farklı olarak Bade dolu sayı formülü hücre içerisindeki sayı veya metin fark etmeden dolu olan bütün hücreleri saydı ve bana sonucu getirdi. <laughs> Beşinci olarak göstermek istediğim özellik eğer formülü. Eğer formülü Excel'de en çok kullanılan formüllerin başında gelmektedir. Bir koşula bağlı olarak ilgili işlemi koşulun gerçekleşmesi durumunda bir değeri, gerçekleşmemesi durumunda başka bir değeri veren formül. Eşittir eğer dedikten sonra tap tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Mantıksal sınama. Diyorum ki buradaki sipariş miktarı büyüktür. Binden ise bakın eğer doğruysa değer Buraya tırnak işareti içerisinde harika yazalım. Eğer yanlışsa değer yine tırnak işareti içerisinde idare eder yazalım. Parantezi kapatalım ve enter'a basalım. Bakın bu hücre içerisindeki değer binden büyük olmadığı için bana yanlışsa değer yani idare eder sonucunu verdi. Bakın buraya geliyorum 1050 yazıyorum. Gördüğünüz gibi binden büyük olduğu için ve benim oradaki koşulumu karşıladığı için harika olacak sonucu vermiş oldu. Altıncı olarak göstermek istediğim özellik büyük harf ve küçük harf formülleri. Bakın eşittir. Büyük harf dedikten sonra taba basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Metni seçin diyor. Buradaki ilimi seçtim. Parantezi kapattım ve Enter'a bastım. Bakın İstanbul ilini bana burada büyük harf olacak şekilde yazdı. Aşağıya doğru kopyaladığımda da gördüğünüz gibi bütün illeri büyük harfe çevirdi. Peki küçük harfe nasıl çevireceğiz? Eşittir. Küçük harf diyorum. Tab'a basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Metni seçin diyor. Seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın bütün harfleri küçük harf olacak şekilde getirdi. Aşağıya doğru kopyalayarak tamamını küçük harfe çevirmiş oldum. Bir de yazım düzeni diye bir formülümüz var. Örneğin bakın burada ismimizi yazalım. Bir yan hücreye geçiyorum. Eşittir yazım düzeni dedikten sonra taba basıyorum ve ilgili hücremi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'e basıyorum. Bakın baş harfleri büyük olacak şekilde yani yazım düzeninde olması gerektiği şekilde çevirdi ve bana ilgili veriyi vermiş oldu. <laughs> Yedinci olarak göstermek istediğim özellik rastgele arada. Herhangi bir veri dizinine bir veri eklemek istiyorsam. Buraya örnek sayı diyorum. Herhangi bir sayı aralığındaki sayıyı rastgele olacak şekilde eklemek istiyorsam rastgele arada formülünü kullanıyorum. Eşittir. Rastgele arada dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın iki farklı bağımsız değişkeni var. Alt ve üst. Alt değerime 10 yazıyorum, üst değerime 1000 yazıyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın aşağıya doğru kopyaladığımda her bir işlem yaptığımda da değerlerimi değiştiriyor otomatik olarak. Bakın Ctrl+C ve Ctrl+V yaparak gördüğünüz gibi değerleri yapıştır diyerek de formülümü kaldırabiliyorum. Rastgele arada formülünü de bu şekilde rastgele sayı üretmek için kullanabilirsiniz. <laughs> 8. olarak göstermek istediğim özellik değiştir formülü. Eşittir değiştir dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülün içerisine giriyorum. Bakın eski metin, başlangıç sayısı, sayı karakterleri ve yeni metin diye 4 farklı bağımsız değişkenden oluşan bir seçeneğim var. Bakın eski metin diyor. İstanbul içerisinde İstanbul yazan hücreyi seçiyorum. Noktalı virgül başlangıç sayısı diyor. 2. Sayıdan başla diyorum. Noktalı virgül kaç karakteri değiştireyim diyor. 3 karakteri değiştir diyorum. Noktalı virgül yeni metin ne koyayım diyor bu 3 karakterin yerine. Örneğin LMA koyalım. Tırnak işareti içerisinde yazıyorum. Parantezi kapatıyorum. Ve enter basıyorum. Bakın İlmanbul İstanbul'u İlmanbul olacak şekilde 2, 3 ve 4. karakterleri değiştirerek bana sonucumu vermiş oldu. <laughs> Dokuzuncu olarak göstermek istediğim özellik değil formülü. Eşittir değil dedikten sonra tap tuşuna bastım ve formülümün içerisine girdim. Bakın buradaki hücreyi seçiyorum. Büyük 200 yazıyorum. Ben burada şunu demek istedim aslında. H2 hücresindeki değer 200'den büyük değilse doğru. Eğer 200'den büyükse yanlış olacak sonucu verelim. Bakın buraya 201 yazıyorum. Yanlış olacak sonucu verdi. Peki biz bu değil formülünü nerede kullanıyoruz? Genelde eğerle birlikte kullanıyoruz. Bakın eğer dedikten sonra taba basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Mantıksal sınama. Buraya da geliyorum değil yazıyorum. Bakın bu H2 hücresindeki değer büyük değil 200'den ise noktalı virgül. Eğer doğruysa değer bakın tırnak işareti içerisinde doğru. Yanlışsa değer Tırnak işareti içerisinde yanlış yazıyorum, parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın H2 hücresindeki değer 200'den büyük olmadığı için doğru sonucunu verdi. Onuncu ve son olarak göstermek istediğim özellik yerine koy formülü. Eşittir. Yerine koy dedikten sonra Tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Metni soruyor. Bakın buraya İstanbul yazıyorum. Noktalı virgül. Eski metin diyor. Tırnak işareti içerisinde. İstanbul diyorum. Noktalı virgül. Yeni metin diyor. Tırnak işareti içerisinde. Ankara diyorum. Noktalı virgül. Yenilme sayısı 1 diyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın İstanbul'un yerine Ankara'yı koydu ve bana sonucu verdi.